Modern tasarım bir tepkidir. Geleneksel olana, süre gelene, aktarılana bir tepki. Dolayısıyla herkesin bunu yorumlayışı farklı olabiliyor. Tamamen bazı şeyleri, hani alışılageldik her türlü detayı yok farz etmek de modern tasarım temeli olabildiği gibi hissedilen, belleklerde kalan, stillerde kalan aktarımları da yorumlayarak yeni tasarımlar üretmek, daha ayağa yere oturan, daha geçmişi olan tasarımlar ortaya çıkarmakta açıkçası modern tasarımın belli bir temeli de olabilir. Büyük bir kontrast var. Fakat doğru şekilde birleştirmek, açıkçası bir dengeyi oturtmak önemli. Biz mekan tasarımcısıyız, yani tek tasarım haricinde. Dolayısıyla mekanın kurgusunun içerisinde bunu doğru kurgulamak, doğru yerleştirmek, tasarımın bir başka varyasyonu, bir başka bütünü. Yani iç içe geçmiş tasarım açıkçası yapıyoruz. Objelerin, mobilyaların, stillerin birbiriyle olan ilgisi, mekanın gerektirdiği kurguyu yaratmak ve mekanla beraber o kurgunun içine dahil etmek bu olgunun bütünü. Bunu doğru şekilde, üç döngüyü de doğru ayarladığınız takdirde ister klasik altyapılı içerisinde modern ve klasik karışımı, ister tamamen modern mimari içerisinde klasikle modern karışımı veya tamamen bir kabuğa farklı bir reaksiyonda, farklı bir çizgide bir görüntü, iç görüntü adaptasyonu yapılabilir. Özellikle ben hani %90-95 ev tasarlayan, ev yaratan, mekan yaratan biri olarak duygusal bağlantıya geçmeden zaten bir aileyi tanımam mümkün değil. Karşılıklı diyaloglar, belli bir süre birlikte yaşamak, onun yaşam kurgularını, fonksiyonlarını, şekillerini algıladıktan sonra zaten ona bir elbise gibi bir mekan, ona kullanabilecekleri, ona uyan bir mekan tasarlayabilirsiniz. Dolayısıyla tabii ki bir duygusal bağlantı var. Beklentiler fonksiyon olduğu kadar duygusal da olabiliyor. Dolayısıyla sizin tasarladığınız mekanın ve objelerin ve mobilyaların hepsinin bir bütünlüğü onların mutlu anlarına, hüzünlü anlarına, neşeli anlarına ve her türlü ihtiyaçlarına cevap verebilmeli. Doğru mekan, yaşayıcılara uyan mekandır. Dönemler içerisinde romantik dönem bana daha uygun çünkü mekan yarattığım için, az önce bahsettiğim gibi duygu alışverişi olduğu için bunun draması da var. Mutlu anları da var. Romantik dönemde zaten bunları kapsıyor. Yani ben bir hikaye yaratmıyorum. Olan, yaşayan bir hikayeye bir mekan tasarlıyorum. Konforuyla, dramasıyla, tiyatral görüntüsüyle bir yaşama paralel bir yaşam tasarlıyorum. Romantik dönemde inişleri, çıkışlarıyla, hüznüyle, mutluluğuyla bununla zaten çok fazla örtüşüyor. Evet, romantizmi de seviyorum. Çünkü insanlara ümit veriyor. Her ümit de mutluluğa neden olabiliyor ve mutlu mekanlar yaratmak istiyorum. Mimarlarla ortak çalışabilmek, onlarla fikir alışverişinde bulunabilmek, yeri geldiğinde desteklemek, mimari ve sanatı desteklemek çok saygı duyulacak bir girişim. Bunun bir parçası, dönemden parçası olmak da açıkçası mimarlara son derece büyük bir huzur, bir mutluluk, ayrıca büyük bir destek veriyor.